Merhabalar. Deminki videomuz yarım kalmıştı. Ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdi. Yerler, gökler ve içindekiler Allah'ı hamd eder, zikreder. Şimdi Darwin'in teorisinde kalmıştık. Darwin'in teorisine göre ne demiştik? Yıldız, bu atmosfere giren yıldız veya da işte bu küçük meteorlar, büyük meteorlar, atmosfere giren meteorların üzerindeki mikroorganizmaların denize düşmesi sonucu buradaki işte gelişen bu mikroorganizmaların belli bir mutasyon geçirip denizden çıkması. Darwin gerçi bu kadarını da tahmin edememişti ama tabi yalanın üstüne yalan koya koya, şimdiki bilim adamları, felsefe arkadaşlar, beyin. Yani insan beyni o kadar hayal kurmaya endeşti ki, bunu zaten Hollywood'daki yapılan bilim kurgu film senaryolarında görebiliyoruz. Şimdi dediğim gibi yıldız tozlarından denize düşen mikroorganizmaların mutasyon geçirerek, tabi bu milyarlarca yıl bir zaman sürecinden bahsediyoruz. Yani dayandıkları son nokta bu. Tabi bunun da bir şeyini bulamıyorlar. Bilimsel dayanağını bulamıyorlar. Bu sefer felsefeyle ne diyorlar, işte bizi uzaylılar dünyaya gönderdi. İşte maymunlarla primatları enjekte, sperm enjekte ederek dünyaya insanoğlu yayıldı. Şimdi bakın arkadaşlar. İlk önce canlılardaki hareket kabiliyeti, bakın bu muazzam bir şey. Yani bir insan oğlundaki hareket kabiliyeti, bakın şu et ve kemik içindeki enerji, yani ete kemiğe enerji veren arkadaşlar, bakın bunu ne uzaylılar yapabilir ne bu kendi kendine olabilir. Şu görmüş olduğunuz kemik, et, bakın şu kaşlar, şu gözler, şu kirpikler, ağız, diş, hepsi orantılı. Anladınız mı? Ve şu ağzın içinden çıkmış olan ses. Değil mi? Ses bakın görünmüyor. Görünmüyor ama bir ses ulaşıyor. O havadaki oksijen zerrelerinin üstüne düşerek saniyenin bir bilmem kaçta kaçında o ses o havanın üzerinde kayarak ilerliyor. Anladınız mı? Sonra o ses kulaktan türlü türlü bazı oradaki organlarla, değil mi? Şimdi bunu geçen gün bir videoda izlemiştim, yani bir ses kulağın içinden beyne sinyal gidene kadar birkaç tane evre geçiriyor. Bakın yani göz, et ve kemik, bakın et ve kıkırdaklardan oluşmuş ve bu gözün görme kapasitesi tesadüfü bir şey olabilir mi? Bakın bu göz, et ve kemik beyne sinyal gönderiyor. Yani şu görmüş olduğunuz Darwinistlere göre, materyalistlere göre şu karışık, karmaşık, onların gözüyle babında karmaşık olan şu insan oğlu yaratılış hiçbir karmaşıklığa yer bırakıyor mu arkadaşlar? Bütün kainattaki düzen, değil mi? O havanın içindeki